işsizlik oranlarındaki artış küresel düzende etkisini gösterirken, ülkeler düzeyinde gelişmişlik seviyesi fark etmeksizin gençleri mutlak yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Gençler bizim geleceğimiz. Yıllardır söylenen bir sözdür. Ancak hep ileride, ne zaman geleceği belli olmayan bir zamanı işaret eder. Bizler GİAD olarak o geleceğin bugün olduğunu düşünüyoruz. Gençler Türkiye'nin bugünüdür. Bu inançla çıktığımız yolda gençliğin potansiyeli Türkiye'nin potansiyelidir dedik ve bugün sizlerle paylaşacağımız bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sonuçta gençler bizlerle karşılaştırıldığında, bizim belki jenerasyonla karşılaştırıldığında hayata bakış açıları, beklentileri ve öncelikleri açısından da farklılar. Ve bu farklılık çok değerli aslında. Biz bu farklılığı şirketlerimizde barındırmak, tutmak istiyoruz, almak istiyoruz. Sizin açınızdan bakıldığı zaman siz şu anda gençleri öncelikle bünyenize katmak için ve tutmak için neler yapıyorsunuz? Olmak, aynı yaşam hakkına sahip olmaktır. Kadınların olduğu bir iş hayatı eşitlik demektir. Eşitlik olmadan gelecek olmaz. İş hayatında örülen duvarları yık. Burada önyargılara yer yok. Biz kadınlarla erkeklerin eşit şartlarda emek verdikleri bir dünya hayal ediyoruz. GİAD, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her zaman yanında. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutluyorsak eğer, senin sayendedir. Bize düşen, senin bu vatan için bıraktığın medeniyeti her geçen gün ileriye taşımaktır. Bu ülkenin çalışan, üreten genç insanları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olarak söz veriyoruz ki, kurduklarını korumak için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Yüreği her zaman birlikte atan milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Dijitalleşme konusu bizim bugünün değil, biz bunu 4 sene önce konuşmaya başladık GİAD'da. Çünkü toplumun dönüştüğü alanlardan bir tanesi olarak değerlendirdik. Ve çok farklı teknolojileri kendi üyelerimizle birlikte irdeledik. Biz Genç İş Dünyası olarak gençlere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini, daha çok hem eğitim olsun hem istihdam konularında daha fazla aktif olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde tabii ki bu COVID ve pandemi süreci bizim bugüne kadar yaşamış olduğumuz ya da geçmişte gördüğümüz önceki krizlerden çok farklı sebeplerle olmuş durumda.